Mecnun Ot Yakmaz. 1965'te Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğdu. 2001 senesine katıldığı Sivas Spor Yönetimi'nde genel koordinatörle başlayan görevine daha sonraki yıllarda başkan olarak devam etti. Başkan seçildiği 2004-2005 sezonunda kuruluş rüyasını gerçekleştirerek Sivas Spor'u birinci lige çıkardı. Mecnun Başkan'ın daha büyük hedeflerinin ve hayallerinin olduğu şampiyonluk kıl payı kaçtığında anlaşıldı. İnsanlara sadece küçük ölçekli bir taşra kentinden bir şampiyon çıkabileceğini göstermekle kalmadı, gerçek bir başarı hikayesinin kahramanı olarak başarmak için önce inanmak, sonra dikkatle planlamak, iyi organize olmak ve titizlikle takip etmek gerektiğini de gösterdi. Kendisinin inandığı kadar takımın diğer paydaşları da şampiyonluğa inanmış olsalardı, şüphesiz bugün Sivasspor başka başarılarıyla da konuşuluyor olabilirdi. Düştüğü yerden kalkmayı bilmek gerektiğinin en iyi örneğini yine Mecnun Başkan, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız," demiştik. Sivasspor şampiyon oluyor. Seyirciler sahaya giriyor. Ve kupa kalkıyor havaya. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülü ile taltif edilmesinin özellikle gençlere örnek olacak bir başarı ödüllendirmesi olduğunu belirtmek gerekir. Mecnun Ot Yakmaz'ı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle Sivas Sporumuz adına başarılarının devamını bekleriz. Haluk Çağdaş. 1951'de Sivas'ta ailesinin birkaç nesildir yaşadığı yerde ve kendisinin halen ikamet ettiği Mehmetpaşa'daki evde doğdu. Entelektüel bir babayla öğretmen bir annenin çocuğu olarak çocukluk yıllarından itibaren çok iyi yetişti ve hayata hazırlandı. İstanbul Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yılları dışında bütün hayatı Sivas'ta geçti. Şehrin ufuklarını çok katlı binaların işgal etmediği çocukluk yıllarında Mehmetpaşa yokuşunun burcundaki evin penceresinden Sivas'ı seyreder, pencereden bazen yukarı tekke sırtlarından doğan güneşi selamlar, bazen kara trenlerin istasyona girişini görür, şehrine ve memleketine dair büyük ümitlerini ve tertemiz hayallerini o katarlara yükler, muhayyer diyarları dolaştırırdı. Daha o yıllarda memleketinin her bir taşına ayrı ayrı bağlandığı, sonraki zamanlarda yaptığı her faaliyetten ve davranıştan açıkça anlaşılmaktadır. Medarı maişeti olan hukukçuluğundan daha çok kültür ve sanat meselelerine nüfuzu, şehrin ve ülkenin kültür tarihine vukufu, edebiyat, musiki, tiyatro, resim sanatlarına alakası, yoğun mesaisi, engin birikimi ve bütün bu terkibin sağladığı entelektüel özellikleriyle temayüz etmiş bir insandır. Mahalli ve ulusal gazetelerde, dergilerde yayımladığı onlarca yazıyla kültür hafızamıza çok ciddi ve kıymetli notlar ekledi. Bir koleksiyoner ve çok önemli bir arşivci olmakla birlikte, gerçek bir bellek fenomeni olarak asıl hazineleri hafızasında korumaya aldı. Uygun zaman ve mekan sağlandığında meraklılarını ve tiryakilerini
hazinesinden lütfettikleriyle zenginleştirmekten geri durmadı. Bir hukukçu olarak hep hakkı ve hakikati söyledi ve savundu. Üniversitemizde uzun yıllar önce hukuk danışmanı, sonra öğretim görevlisi olarak hizmet etti. Sivas Kongresi'nin 100. yılında valilik adına ilk kez düzenlenen Kültür Sanat Hizmet Ödülü'ne liyakati için ne söylense sezadır. Haluk Çağdaş'ı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz. Recep Toparlı. Recep Toparlı 1955'te Sivas'ta doğdu. Öğrenciliği boyunca hep ilk sıradaydı. Akademik hayatında da bu özellikleriyle öne çıktı. Zamanla ve mekanla sınırlandırmadığı bir çalışma aşkıyla uzmanlık alanında sürekli çalıştı ve üretti. Sorumluluğunu taşıdığı görevlerin insan olarak hep başarılı oldu. Fazıl Üstü Dağlarca'nın "Türkçem benim ses bayrağım" diye sevgisini şiire döktüğü dilimizi gerçekten bir bayrak gibi gönül burçlarında hep dalgalandırdı. Yıllarca Türk Dil Kurumu bünyesinde kelimeler ve mana hazineleri arasında zihin mesaisi yaptı. Sözlük çalışmalarına büyük emekler harcadı, halen de devam ediyor. Şair, ne güzel seni sevmek böyle uzaktan dese de, Recep Toparlı, uzaktan sevmeye daha fazla dayanamayarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne intisap etti. Yaptığı hiçbir akademik çalışma, hocalık veya idari görev, onun Sivas adına yürüttüğü hizmetlerine engel olamadı. Hem vilayetin, hem belediyenin, hem üniversitenin kültürel etkinliklerinde gönüllü olarak görev aldı. Ülkemizin olduğu kadar özellikle son yıllarda öncülük ettiği ve içinde bulunduğu çalışmalarla Sivas'ın kültür hayatına önemli katkılar sağladı. Her yaştaki herkes Recep Toparlı'nın Türkçe sevgisini kazandırmak ve yaşatmak için hedef kitlesini oluşturmuştur. Davet edildiği her yere hiç erinmeden koşar, bazen bir ilkokulun, bazen bir ortaokulun, bazen bir lisenin birbirinden farklı yaş gruplarındaki öğrencileriyle buluşur. Onlara seviyelerine uygun bir dille yaklaşık 50 yıllık Türkçe sevdasını anlatır. Türkçe'ye duyduğu sevgisiyle başat giden başka sevgileri de vardır. Ailesi, memleketi, engelliler ve Sivas Spor. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür Sanat ve Hizmet Ödülü ile ödüllendirilmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. Recep Toparlı'yı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz. Müjgan Üçer 1940'ta Sivas'ta doğdu. Bir müddet babasının görevi sebebiyle 4 yılda üniversite tahsilinden dolayı dışarıda geçen zamanının dışında bütün hayatını Sivas'ta yaşadı. Hocası merhum Ahmet Süheyl Ünver'in teşvikiyle başladığı araştırma ve yazı hayatına halen devam etmektedir. Mesleği eczacılık olmakla birlikte asıl meşgalesi 60 yıla yakın bir mesaiyle halk irfan kaynaklarını araştırmak ve kayıt altına almak olmuştur. Müjgan Üçer, asırlar boyunca kuşaktan kuşağa olgunlaşarak günümüze taşınan milli ve mahalli kültürümüzü en iyi benimseyen ve özümseyen bir kültür insanıdır. Gerçek bir araştırmacı olarak kültür coğrafyamızın ürettiği malzemeyi adeta tane tane toplamış, mahalli ve ulusal yayın organlarında
kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Onun yazıp söyledikleriyle Sivas ve Türk kültürüne sağladığı büyük katkıyı işin erbabı gayet iyi bilmektedir. Hem yazılı hem sözlü kültür birikimini miri malı gibi herkesin yararlanmasına imkan vermiştir. Müjgan Üçer, sadece Müjgan Üçer olarak anılmak isterim. Ünvanlar gelip geçicidir sözüyle insan olmayı her şeyden önemli gördüğünü, baş üstünde tuttuğunu gösterir. Onun kültürel derinliğinden daha çok öne çıkan özelliği insaniliği ve Sivaslılığıdır. Evvela bilmek için yazıyorum. Ve bildiğim şeyleri öğrendikten sonra bunları başkaları da bilsin diye yazıyorum. İnsan bilinsin diye yazı yazmaz. Yani kendi bilinsin diye, kendi tanınsın diye yazı yazılmaz insan. Bilmek ve başkaları bilsin, memleketine sahip çıksın diye yazı yazmalıdır. Yürüttüğü hizmetin ve yaşattığı değerlerin önemi, maruz kaldığımız kültür istilasının yol açtığı bozulmayı gördükçe daha iyi anlaşılabilir. Müjgan Üçer, Sivas'ımız için bir ömür boyu mimarisiyle, mutfağıyla, musikisiyle topyekün milli ve mahalli kültürümüzü korumak, yaşatmak, taşımak ve devam ettirmek hususunda çok önemli ve değerli bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür Sanat ve Hizmet Ödülü ile taltif edilmeyi her haliyle hak etmiş bir memleket büyüğüdür. Tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz.